Satranç saatine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam Magnus Carlsen Invitational'ın yarı finalleri başladı ve bugün ilk maçlar oynandı. Dörder maç üzerinden yine oynanıyor ve ilk gün Carlsen Nepomniachtchi'ye yenilirken Vestis o da Anişkiri'ye kaybetti. Tabii ki önemli olan bizim için maç Carlsen Nepomniachtchi, çünkü dünya şampiyonunun oyununu tabii ki görmek istiyoruz. Ve Nepomniachtchi'nin bir gün önceki attığım videoda Carlsen için iyi bir rakip olabileceğini, bir sonraki dünya şampiyonluğu maçı için anlatmıştım ve sebebinden bahsetmiştim. Bu maçlarda da aslında onu gördük. Üçüncü oyunlarıydı yanılmıyorsam ve üçüncü oyunlarında arkadaşlar Nepomniachtchi Carlsen'i yenmeyi başardı. Hem de siyahlarla. Carlsen D4 ile maça başlıyor. At F6 geldi. C4, E6, at F3, D5 ve at C3 hamlelerinden sonra D alır. C4 geliyor. Kabul edilmiş vezir gambitine bir geçiş yapılmış oldu ve burada E4 hamlesi en agresif hamlelerden biri. Şimdi bu pozisyon önemli bir pozisyon arkadaşlar. Çünkü burada 2019'da özellikle çok fazla maç var. Sinquefield Cup'ta oynanmış maçlar var. Carlsen'in beyazlarla Anand'a karşı oynadığı birkaç maç var. Caruana'ya karşı var. Fil B4 hamlesinin bu maçlarda daha çok kullanıldığını görmüştük. Fakat bu pozisyonda B5 hamlesi siyahlar için daha başarılı bir hamle. Puan getirme yüzdesi açısından ve Nepomniachtchi B5 oynuyor. Carlsen de bu hamleye E5 ile karşılık veriyor ve at D5, at alır B5. Teorik varyant oynanıyor arkadaşlar. At B6, C4'ü korudu. Fil E2, şimdi at C6, D4 üzerinde bir baskı oluşturuyor. Küçük rok, fil E7, vezir D2, fil B7, kale D1. Bu vezir D2 fikri biraz garip gelebilir ama bu açılışı oyuncular daha önceden çok fazla mutlaka analiz ettikleri bir açılış ve filin özellikle F4'te ya da E3'te bir işi olmadığını düşünüyorlar. Öncelik D4'ü korumak için kalenin de oyuna girmesini sağlamak. Çünkü siyahlar bu açılışta küçük rok atmayacaklar. Tabi doğal olarak filin içeride bırakılması da beyazlara gelişimde bir sıkıntı yaratıyor oyunun devamında. Vezir D7 ve şimdi açarak saldırılar gerçekleşebilir. O yüzden at C3 ve şimdi at B4 ve buraya kadar arkadaşlar 2019 yılında Dinklyren'le Caruana maçının aynısı olarak gelmiş oldu. Ve bu pozisyonda Dinklyren vezir F4 hamlesini tercih etmişti ama o maçta berabere bitmişti. Çok fazla bir şey beyazlar elde edememişti o maçta. Burada Carlsen daha iyi hamle olan A3'ü oynuyor. Büyük ihtimalle o maçları da analiz etmişti çünkü. Ve at D5 oynanıyor. Şimdi at E4. At tabii ki D5'e blokaj için geldi. Şimdi vezir C6. Beyaz kareleri ele geçirmeye çalışıyor. G2'ye kadar gördüğünüz gibi çapraz uzanıyor. Kale E1. E4 karesindeki atın bazı varyantlarda boşta kalma şansı var. Bunları engelledi. Şimdi büyük rok ve fil F1 hamlesi geliyor. Bu pozisyonda fil F1 yerine Carlsen vezir A5'te oynayabilir ve daha agresif bir setup kurabilirdi burada. Çünkü böylece hem filin daha kolay oyuna girecek. Belki at C5 ile şu siyah kareli fille değişim yapabilir ve D piyonunu C5'e agresif bir şekilde getirip belki onu hücumda değerlendirebilirdi. Çünkü onu korumakta şu anda biraz uğraşıyor. Ama Carlsen'in tarzına göre fil F1 daha uygun bir hamle. Çünkü Carlsen'in zaten bence unutulmaz bir oyunu olmamasının sebebi pozisyonlarda İki tane hamle seçimi olsa, hani biri daha agresif, biri daha tutucu, ama bilgisayar analizine verdiğinizde eşit seviyede bir
analiz çıkarsa size, yani puan bazında, Carlsen o tutucu hamleyi seçiyor. Burada da aynen öyle oldu. Vezir A5 ve fil F1 arasında çok fazla bir fark yok matematiksel olarak ve fil F1'i tercih ediyor. Bence onun en büyük sorunu da bu arkadaşlar. F5 geldi burada. E alır F6, G alır F6, vezir E2. Beyazlar zaten üstündü ve şimdi üstünlüğüne devam ediyor. Şah B8'de hatta Nepomniachtchi gereksiz bir tempoda ona vermiş oldu. Nepomniachtchi tabii ki daha sonra vezirin E6 piyonu aldığında şah çekmesini istemediği için böyle bir hamle yaptı. Ama bu şimdilik gereksizdi. Fil D2, kale H G8 hamlesi geliyor ve şimdi de kale A C1. Fil D6, G3 ve F5 hamlesi sonunda geldi arkadaşlar. Şimdi Carlsen hemen fil çiftini almak için D6'ya gidiyor. C alır, D6 oynuyor Nepomniachtchi ve şöyle bir pozisyona baktığımızda G hattında sıkıntılar çıkabilir. Çünkü F4 sürüşü de gelebilir. O yüzden belki de Carlsen buna biraz kanarak burada fil G2 oynuyor. Maçın ilk kırılma noktası burası. Fil G2 hamlesi maçı eşitliyor arkadaşlar. Aslında burada vezir E6 yapabilir ve F4'ten korkmasına gerek yoktu. F4 oynandığında fil G2 hamlesi buraları tutuyor. F G3, H G3'ten sonra mesela bir kale D E8 bile yapılsa vezir H6 gayet iyi bir pozisyon beyazlara veriyor. Buradaki hücumdan çok fazla korkulmasına gerek yok artık. Çünkü fil buraları iyi tutuyor arkadaşlar. Ve H7'den de ekstra bir piyon alma isteğimiz var. Kaleleri de değişme şansımız var. Özellikle siyahlar kaleleri değişirse C'deki iş yapmayan kalemizin de güzelce açık hatta gelme ihtimali vardı. Fakat burada direkt fil G2 oynandığında Nepomniachtchi de tabii ki piyonunu tutuyor. Ve burada at H4 hamlesi iyice oyunu eşitliyor. Şimdi Carlsen kale E8'i gördüğünde büyük ihtimalle Nepomniachtchi'nin E5 hamlesini yapmasından çekindiği için böyle bir yolu tercih etti. Çünkü burada şimdi E5 yapılırsa Carlsen gerçekten kazanacak. At H4'ten sonra DE5 ve kale E5'ten sonra vezir H5 çok güçlü geliyor arkadaşlar. Şimdi yine bir kalelerin değişimi söz konusu. Bu sefer at H4'te olduğu için fil de burada çaprazda atı açmazda tutuyor. H7'ye basıyor. F5'e basıyor. Şimdi güzel oldu. Fakat at H4'e rakip E5 oynamak zorunda değil. Zaten aslında E5'te engelleyen bir hamle. Yani F5'e bastığı için zaten oynamasını engelliyor. Burada at G5'i tercih etse ve ver H7'yi, ver E6'yı yapsa ve F4 gibi bir hamleyle kaleyle gidip atı almak istese piyonları da almak zorunda değil. At E4 gayet güzel bir pozisyon yine beyazlara verir de arkadaşlar. Çünkü şimdi atını açarak bir saldırı yapmaya tabii ki çalışabilir yine ama fil ve vezir atı güzelce koruyor. Çaprazı aslında kapatmış oluyoruz bir nevi. Ve sürpriz at F6'lar da bazı pozisyonlarda bekleyebiliriz. Böylece çatal tehditleri de olmuş olacak. Peki at H4, vezir B5. Şimdi Nepomniachtchi ilk defa inisiyatif elde etme şansını kullandı ve B2 piyona saldırıyor. Hemen kale B1 ile o korundu ve vezir B3 üçüncü sırada bazı tehditler oluşturma şansı var. En azından zorda kalırsa vezir değişimi teklif edebilir ve şah kanadına da belki hızlı bir şekilde aktarabileceği bir taş elde etmiş oldu. Bir taraftan da kale B1'e geldikten sonra hani B3, B4 tarzı hamleleri de tamamen engellemiş oldu. Fil C3 geliyor. C3 sürüşüne karşı da bir önlem ve D4 piyonunun da korumasını sağladı. Vezirin de şah kanadıyla bağlantısını kesmiş oldu bu şekilde. Ama bu hamle F4 kalesinin güvenliğini bırakmış oldu ve Nepomniachtchi belki de turnuvadaki en estetik hamlelerden birini yapıyor. At F4 hamlesini oynuyor. Gördüğünüz gibi at şu anda boşta arkadaşlar ve Carlsen bu atı tabii ki almalı yoksa G2'deki fili gidecek. Şimdi hemen kale G2 oynayamıyoruz çünkü at var. O yüzden Nepomniachtchi kale G4 oynuyor.
atın kaçması çok mantıklı değil çünkü yani çok basit düşünürsek kale G8 tarzı hamleler burada siyahlar için fili kazanacak. O yüzden Kasen H3 oynuyor. Doğru savunmayı buluyor. Kale H4. Şimdi fil B7, şah B7'den sonra da vezir F3 hamlesiyle şah çekiliyor ve şah da A6 karesine gidiyor. Adeta oyun sonuna da bir hazırlık hamlesi olmuş oldu bu şah A6. Çünkü bakın buradaki beyaz karelerden yaklaşık B3'e girdiğinde ve bütün taşları değiştiğimizi düşünelim. Yani özellikle vezirleri değiştiğimizi düşünelim. Şah çok güçlü bir taş haline gelecek. İşte bu pozisyonda arkadaşlar Kasen D5 oynuyor. Fikir olarak ilk defa uzun zamandır Kasen'den bu tarz agresif bir hamle gördüm. Ve aslında mutlu oldum. Yani bu adamın bunları yapmasını istiyorum. Fakat yanlış zaman yanlış insan olmuş oldu bu pozisyonda bu hamle. Çünkü arkadaşlar Kasen'in kafasında olan şey at D5, kale E6, kale E6'dan sonra vezirle D5'i aldığında ver matı, ver kaleyi olduğu için Nepomniachtchi'nin matı tutmaya vezir B5 oynayacağını düşünüyor ve kaleyi de alacağını düşünüyor. Böylece bir alet önde kalacak. Fakat burada Kasen'in yanıldığı nokta kale D6 ile önce bir ara şah var ve böylece kaleyi kurtarmış oldu Nepomniachtchi. Peki ne yapmalıydı? D5 yerine önce bir sakince şah H2 oynayabilirdi. Ama şöyle de bir şey var. At D5 hamlesi burada ve bir daha D5 hamlesinin yapılmasını tamamen engellemiş olacak ve F4'te de bir baskı oluşturacak. Yani Kasen bundan çekinmiş ise bu konuda da haklı. Ama böyle olsaydı mesela kale E6, kale E6 ve vezir D5 oynansaydı sanki Kasen yapmak istediğini yapmış olacaktı. Herhalde burada kale E6'ya artık at F4'lerden ya da kale F4'lerden çekinmiş olabilir ya da bunların hiçbirini görmemiş de olabilir. Burası kritik bir noktaydı. Şah H2 önemli bir hamleydi arkadaşlar. Evet. D5 oynandığında at D5 geldi. Kale E6, kale E6, vezir D5. Dediğimiz gibi ara şah çekildi. Şah kaçınca da vezir B5'te Nepomniachtchi bir anda kalite üstün ve şah güvenliğine sağlamış oldu. Tabii ki Kasen birazcık devam etti oynamaya. Kale D1 hamlesini kullandı. Vezirleri değişti ve kalesiyle bazı piyonlara saldırıyor. Sonuçta vezir kanadındaki piyonları filiyle güzelce tutuyor. Ama kendi piyonları da çok zayıf. Şu anda bakın F4, H3 zayıf piyonlar. Nepomniachtchi kale F4 önce alıyor. Fil D4 hamlesi. Kale F3. B2'ye baskı olacağını biliyor Kasen. O yüzden filini transfer etti. Şimdi F4. Filini kaçması lazım. Kale F5 estetik bir hamle. Fili alırsa kaleyi alacağım. Açmaz aldım seni diyor. Kale E6 ile buna cevap geldi. Fil D4. Çünkü fili direkt almak istiyordu açmazdan dolayı. Fil D4. Şimdi kale E4 filini kaçmalısın. Peki diyor. O zaman sen fil alırsan ben de senin kaleni alırım. Kale D3, fil C3 ve D5 hamleleri artık bu Nepomniachtchi'nin maçı kazanacağının ilanı olan hamle ama maç bir 3 hamle kadar daha devam edecek. Kale F6 şah, şah B5 gördüğünüz gibi beyaz karelerden yürüyüşe de başlayabildi. Kale F7, D4, fil B4 ve kale E2 ile ikinci yatay sırada gitti ve artık oyun burada bitti. Kasen terk ediyor çünkü geçer piyonu var rakibin merkezde. Şah çok güzel bir şekilde ilerledi. İkinci yatay sıra gitti. H3 piyonu zayıf sayabiliriz yani arkadaşlar. Kale F4 yapılması lazım. Kaleyle kafasına göre hareket ederse F3 gelecek falan. O yüzden arkadaşlar Kasen'in terk etmesi de gayet normal ve Nepomniachtchi bu galibiyetin yardımıyla ilk günü önde kapattı. Bence dördüncü maç da çok güzel bir maçtı. Orada da Kasen o biraz dünya şampiyonu olmadan önceki ve dünya şampiyonu olduktan sonra birkaç sene boyunca devam eden
tarzını bence yansıttı. Maçları, özellikle oyun sonuna giden maçları kısa beraberlik yapmayıp kazancı zorlayan tarzını, rakibi hataya zorlayan tarzını yansıttı. Ama Nepomniachtchi orada cesaretli davranıp iki yani piyonlara karşı filini değişti ve o maçı berabere bitirmeyi başardı. O maç bence bayağı öğretici bir maç. O maça da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben skor olduğu için bu maçı analiz ettim. Evet, videomuzun burada sonuna gelmiş oluyoruz. Kendinize iyi bakın, satrançta kalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.